Kuzey Irak'ta Barzani KDP'nin kazanmış olması, Suriye'de terör örgütü elebaşının yapmış olduğu açıklamalar, ki burada hani biz yapmadık ki diyor, PKK yaptı, niye bizi vuruyor? Türkiye durdursun dendiği zaman hayal kırıklığına ifade ediyordu. Yani Amerika'ya söyledik, Rusya'ya söyledik. Esad da zaten sesini çıkarmıyor. Biz hayal kırıklığı içindeyiz. Türkiye'yi durdurun gibi bir açılımı vardı. Şimdi o Kürt ve Dürzilere pasaport verilmesi Evet. meselesi. Gideon Saar, İsrail Savaş Kabinesi'nin üyesi şu anda. Evet. Biz asıl Kürtlerle ve Dürzilerle burada bir ittifak kurmalıyız diyor. Ve söz konusu bakanın geçmişte buna dair yapmış olduğu PKK ile planlarına varan çok çarpıcı bir açıklaması var. Birazdan onları ekranlara taşıyacağım. Ama öncelikle Ünal Albay'ım, bu çerçeveyi böyle genişletirsek, siz Cumhurbaşkanı'nın sözlerini, gelinen şu andaki konjonktürü, Türkiye'nin yeni bir sınır ötesi operasyon ve Suriye'de yarım kalan iş, Irak'ta da kilit kapatmak için koşulların hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Türkiye operasyon yapar mı sınır ötesi? Yani yapar mı derken bir karar harekatıyla buranın tamamen kapatılmasından bahsediyorum. Zaten durmadan mütemadiyen sürekli operasyonlar yapılıyor. Erdoğan'ın bu mesajını, müjdelerimiz olacak mesajını ne olarak alıyorsunuz? Şimdi ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesinden doğrudan bir operasyondan ziyade iki ihtimal çıkarıyorum. Evet, bu ihtimallerden birisi operasyon ama sadece o değil. Tabii biliyorsunuz 2019'dan beri Suriye'ye yönelik bir harekatın yapılması, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın devreye girmesiyle o hat boyunca oluşturmak istediğimiz koridoru tamamiyete erdirememiştik. Nitekim işte 480 kilometrelik o koridoru tamamlayamadık. Kısmen bazı bölgelerin açıkta kalması sonucu da o günden bugüne de terör eylemlerinde de bir gerileme yok. Bilakis her geçen gün bizim bulunduğumuz, kontrol altında tuttuğumuz alanlara yönelik de her gün dışarıdan Saldırılar var. saldırılar var, devam ediyor. Çünkü özellikle Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğu ve batısı ve güneyi, yani üç tarafının terör örgütüne açık hale kalmış olması, açıkta bulunması da örgütün bu saldırılarına da imkan sağlıyor. Şimdi tabii evet, oradaki hem birliklerimizin güvenliği hem sınırımızın güvenliği açısından Suriye'deki terör koridorunun tamamının kontrol altına alınması, olması işte lazım o M4 peki. karayolunun güneyine Evet. örgütün aktarılması veya Aktarılması. o bölgeye kaydırılması hayati öneme haiz. Ama Faruk Paşam, çok özür dilerim. Faruk Paşam, siz bu Aynel Araplı bölümün kapatılması gerektiğinden evet. Aynel bahsetmiştiniz. Arap yazan o turuncu renkli olan Ünal kısım. Albay'ım, siz ne diyorsunuz? Yani şurada boş olan bölüm Yani nihayetinde şurası. belli. Doğu'da bizi Ruslar durdurmuş. Tamam, beraber devriye yaparız. Tamam, ben oradan PKK'ları çıkaracağım dedi. Çıkarmadı. Batı'da da şu anda Aynel Arap noktasında da, Suruç'un tam karşısında da, Amerika dur sen, aman ben tamam atacağım falan dedi. Ama Sayın Erenel'in söylediği gibi habire o noktalardan saldırılar düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da müjdelerimiz olacak sınırımızın güvenliği için diyor, Suriye ve Irak. Şimdi Sayın Hanım, Buraların kapanmasından mı bahsediyor? iki ihtimal var. Bir, sınır ötesi operasyonu önce söyleyeceğim. Evet, bizim baştan beri işte Tel Rifat bölgesinin kontrol altına alınması meselesi var. Münbiç bölgesinin kontrol altına alınması meselesi var. Bir diğer işte Tel Abyad, yani bizim Barış Pınarı Harekat Bölgesi ile Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi arasında kalan şu Aynel Arap, yani Kobani diye ifade edilen bölgenin kontrol altına alması var. Bir diğeri de işte Kamışlı, Kahtaniye'den yani Irak sınırına kadar olan bölgenin, daha doğrusu bütün bölgenin 480 kilometrelik bir alanın kontrol altına alınması var. Ünal Albay'ım, şimdi bu harita neyi gösteriyor? Bu harita TUSAŞ saldırısı sonrasında
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını işaret ediyor. Şimdi bakın orada yaz, Derik, Rümeylan, Kahtaniye ve Kamışlı. Buralar yapıldı. Vuruldu yoğun bir biçimde. Evet. Son 6 gündür zaten buralar vuruluyor. Bunu da dikkate alırsak, yani müjdelerimiz olacak dendiği zaman herhalde bu işte Rus devriye, sözde Rusya'nın devriye faaliyeti yürütmesi gereken noktalara mı işaret ediyor Sayın Cumhurbaşkanı? Ben o müjdeyi biraz sıkıldım. Bizim eğer Suriye sahasındaki bu koridorun tamamını kontrol edecek bir operasyonu karar verilirse M4 karayoluna kadar yapılacak bir harekat belki bu aşamada yeterli olacaktır. Ama yani şunu söyleyeyim. M4 zaten şurada mavi çizgiyle gösteriliyor. Şimdi şöyle diyeyim. Komutanımız da çok daha iyi bilecek. Bir askeri harekatın hedefleri, maksatları var. En önemlilerden bir tanesi, biz tabii onu şey olarak söylüyoruz, düşmanın imhası veya burada terör örgütünün imhası. İmhası. Bu mesela bu maksatı yerine getirebilmek için yapılacak olan operasyonun, harekatın nevi farklıdır. Farklı. Coğrafyanın kontrol altına alınması, yani arazinin bunları ele geçirilmesi. Bunları aşağıya itmek için farklıdır diyorsun. Bir arazi kesiminin kontrol altına alınmasındaki amaç ve maksat farklıdır. Oradan elde edeceğin sonuç da farklıdır. Peki. Şimdi bunlar siyasi hedef olarak, yani siyasi hedefi tahakkuk ettirmek istediğinizin beklentiniz ne? Ona göre bu tercihi seçeceksiniz. Şimdi biz örgütün varlığını ortadan kaldıracağız. Bakın ben hep söylüyorum. Terörist, tek terörist işte kalmayıncaya kadar. Şimdi siz YPG PKK terör örgütünü Suriye sahasından söküp atmak, imha etmek, etkisiz hale getirebilmenin yolu arazinin kontrol altına alınması bunu sağlamaz. Ne sağlar? M4'ün güneyine atarsınız, yine buradan taciz ateşlerini, saldırılarını devam ederler. Ama şimdi sınırlarınız bakın, garanti altındadır. Şimdi, onu sınırın ötesinde karşılarsınız. Sınırlarınız da garanti altına alınması ayrı bir tartışma konusu. Bakın ben bunu baştan beri söylüyorum. Hep aynı şeyi tekrar belki dönüyoruz ama anlaşılması açısından burası 30 kilometre. Bu 30 kilometrelik menzili de aşabildikleri için bunu bırakalım geçmesini. Biz buradayız. Bizim aslında sınırımız neresi olmuş oluyor? Yeni sınırımız Medet Karayolu olacak. Yani Medet sınırımız Karayolu. Bizim burası. Bizim askerlerimiz burada varlık gösterecek. Bizim birliklerimiz buraya tertiplenecek. Dolayısıyla burası M4 Karayolu bizim askeri tabirle bir temas hattı oluşturuyorsunuz. Temas hattı oluşturduğunuz yerde siz buradaki PKK ile tekrardan karşılıklı mevzilerde bulunuyorsunuz. PKK ortadaki varlığını kaldıramıyorsunuz. Devam ediyor. Onun için bunu ortadan kaldırmanın yolları başka başka metotlar var. Diyeceksin ki o zaman şimdi belki değerli izleyelim. O zaman diyecekler ki Deir ez-Zor'a kadar mı inelim? İşte Haseki daha aşağıya mı? Şimdi ki o noktaları vurduk yakın zamanda. Örgütün Irak sahasıyla bağlantısını kesecek bir operasyon, örgütü Suriye sahasına hapsederseniz imhası kolaylaşır. Hı. Bu başka bir hareket tarzı. Evet. Onun için Suriye sahasına yapacak operasyonla Irak sahasına yapacak operasyonu bir bütün birleşik, o zaman örgütün varlığını ortadan kaldıracak şekilde bir operasyon harekat nevi ve şeklini, istikametini kontrol altına alacağın bölgeyi de ona göre belirleyeceksin. Şimdi ben ikinci yani Cumhurbaşkanımızın ifadesinden bir diğer ifadesinden şimdi içeride konuşulan siyasal iç dinamiklerle dışarıya yapılacak operasyonu birlikte bakmaya çalışıyorum. Evet. Böyle baktığımız zaman PKK terör örgütü Irak sahasında Kuzey Irak'tan geriye çekilebilir. Biz Kasım ayında kilidi kapatmamızla beraber PKK da çekilebilir. Önemli. Şimdi bu çekilme... Yunal Bey'im, şu Öcalan'ın sözü, yani ben hem fiziksel olarak hem de hani içerik olarak bunu yapabilirim dedi yani. Örgüte silah bıraktırırım diyor. PKK'ya kendini lağvettiririm diyor.
Ama siz diyorsunuz ki şu anda yaşadıklarımızı hepsini bir eğer potaya koyar da bir analiz yapmamız gerekirse terör örgütü elebaşının o çağrısıyla birlikte Kuzey Irak'tan yani Türk sınırından tamamen çekilebilir. Suriye'de de aynı şey geçerli midir? Biz bunu mu anlamalıyız? Kuzey Irak sahasını yani Türk sınırına boşaltabilir. Evet, boşaltabilir. Suriye için söylemiyorum şu aşamada. Peki. Kuzey Irak sahasını boşaltabilir. Öcalan'ın sözünün böyle bir yansıması olabilir diyorsunuz. Şimdi şöyle, silah bırakma meselesi tabii belki konumuz değil şu anda o mesele de ama silah bırakma. Çünkü yani Öcalan söyleyecek hani ben ve daha derin, bırakacak. Derinlemesine tabii. Bir mesele olduğu için. Şimdi silah bırakma, silah gömme, silah teslim etme, silahtan arındırma bunlar hepsi ayrı ayrı karşılıkları var. Peki. Silah bırakma, nereye bırakacak silahı? Bizde şöyle bir şey var, askerler dururlar. Komutanımız hatırlarsın. Evet. Silah bırak deriz, yere koyar silahını. Dikilir. Silah yerdedir, kestir. Şimdi silah gömme. Bakın bunlar daha önce konuştuk. Silahın gömülmesi, silahın bırakılması, silahsızlandırılması vesaire. Şimdi ben diyorum ki eğer PKK terör örgütüne bir çağrı yapılacaksa örgüt silahlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim eder. Silah teslim edilir. Evet. Mümkün müdür bu? O zaman diğerlerini konuşmaya gerek yok. Gerek kalmaz. Peki. Böyle bir çağrı, yani Öcalan'ın yapacağı böyle bir çağrının karşılık bulacağını düşünüyor musunuz? Hem Suriye hem Irak'ta. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Siyasal anlamdaki konulara girmeden... Girmeden... Evet, çünkü bir yandan da siyasalın çok dışında zaten operasyonlar devam ediyor. Yani operasyonları devam ediyor. Çünkü ne dedi? Sayın Bahçeli'nin de bir 29 Ekim vesilesiyle mesajın içinde bu var. Çok kabaca, kelimeleri tam olarak söylemiyorum. Kabaca vermek istediğim mesaj bu. Yani şu anda biz elimizi uzatıyoruz. Bunu kabul edersiniz ya da şu anda yaşadıklarınızın çok daha ağırını yaşatırız. Yani verilen mesaj buydu. Yani mevcut bir durumda, geldiğimiz noktada biz her türlü çileyi çekeriz, bağrımıza taş basarız. Bunu dahi, şu çağrıya dahi bunun da önüne açarım. Ama sen de artık çekip gidiyorsun. Gitmezsen tepene biniyorum. Mama geliyor. Şimdi Sayın Hanım, Öcalan yakalandığı zaman ben de İmralı Adası Güven Harekat Merkezi amirliği yaptım. Oraya zaman zaman gittiğim geldiğim oldu, görevim gereği. Öcalan'ı ben bütün fikri, bütün yapısını tanıyan adamlardan birisiyim. Şimdi ben bunu siyasal boyutunda konuşmak istemeyen de bir özelliğim de var. Aynı zamanda diğer görevlerimde de Genelkurmay'da, Kuvvet Karargahı'nda tabii ki bu ama şimdi bu siyasal, bu iç güvenlik sistemindeki Öcalan'ın bütün kafasındaki konuşmalarını vesairesini takip eden, okuyan birisiyim ben. Bunu söylerken yani belki değerli dediğim şunu, yani şimdi her şey üzerinde herkes bir fikir beyan ediyor, herkes konuşuyor gibi bir pozisyonda değilim. Ama bunun derinlemesine çok detaylı da üzerinde siyasal anlamda da konuşmak da istemiyorum bu anlamda. Ama şunu söyleyeyim ben size. Öcalan örgütün üzerinde etkin bir güçtür. Etkilidir diyorsunuz. Tamam, bakın, bu önemli. Etkin bir güçtür. Etkisi vardır. Ben halen de olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla hani tartışılıyor, görüyorum. İşte halen o dinler. Ama şu da var. Var. Öcalan'ı Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye teslim ederken etmiştir. Veya bir şekilde Kenya'dan yakalanıp getirilmiştir. Şimdi Öcalan'ın siyasal bölgeye ve konjonktürel bakışıyla Amerika'nın hedefleri uyuşmaz. Ama örgütü Öcalan'dan sonra geri kalan konsey üyeleriyle beraber örgüt Amerika ile olan ilişkilerinin var olduğunu dünya alem biliyor. Bir taraftan Kandil bölgesiyle olan ilişkilerini biliyor. Bunu açık kaynaklarda kendileri de söylüyorlar zaten. Bilinen bir şey. Dolayısıyla burada
bir çağrı vesaire gündeme gelirse, bilmiyorum yöntemini, yolunu, evet, yani konuşulduğu için söylüyorum ben. Öcalan'ın karşılık silah olur bırakma meselesini ben çekilme olarak gündeme çekilme gelebilir. Irak'ta o da diyorsun. Evet, gelebilir. Bilmiyorum, ben tahmin, evet, öngörümü tahmin, evet, söylüyorum, peki, yani. Gelebilir. Ama terör örgütü, benim okuduğum, gördüğüm örgüt silahını hemen bırakmaz. Bir pazarlık meselesi olarak elinde tutmak ister. Bunu bir zamana yaymak ister. Önünü görmek ister gibi, böyle maalesef oldu, evet, örgütün, peki, yani terör, peki, örgütün, kısacası ben şunu söyleyeyim son olarak Sayın Hanım, çünkü, evet, cümleyi tamamlamazsa anlam, evet, farklı anlaşılabilir. Doğru. Örgüt, bu tip terör örgütleri silahtan anlar. Yani güçten anlar, evet, kuvvetten anlar. Cumhurbaşkanı da onu söylüyor. TUSAŞ'ta, evet, biz zaten bunu gördük diyor. Bundan anlar. Dolayısıyla doğru, ben de katılıyorum. Yani aynı, tabii ki çok, yani aynı şeyi düşünüyorum ben de. Dolayısıyla örgüt operasyonel olarak silah gücüyle bir taraftan operasyonları devam ederken, uluslararası desteğin kesilmesi, örgütün arkasındaki finans gücünün ve siyasal gücün, o bağı koparmak çok son derece önemli. Bu bağ koparıldığı takdirde o zaman örgütle mücadele nihai hedefine doğru var, ulaşır. Ben bir de şu var, bir ayrım yapmaya çalışılıyor. İşte YPG, PKK, o tabii bir taraftan da söylüyoruz bu PKK ile YPG aynı şey vesaire diye. Evet, aynıdır. Aynıdır. Hiçbir zaman efendim Kandil'deki yönetimle Mazlum Kobe'nin yönetim, bunlar ayrıdır. Bu ılımlıdır. Bu önümüzde, çünkü tekrardan bunları terörüm edilebilir. Belki değişik, tabii, ifadeler olabilir. Zaten ılımlıdır. Amerika bu ayrıdır, bunu falan yutturmaya hiç çalışıyor. Değil. Amerika, evet, böyle bir şey, tabii onlar kendi projelerini, ajandalarını şey yapmaya çalışıyorlar.